Evde İskender yapımını anlatacağım. Siz bunu ben kontrafile aldım. Ama bonfileden de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Şimdi bunu ben 2 saat öncesinden difrize attım. Keserken daha kolay oluyor. Yumuşakken kesmesi biraz daha böyle oynadığı için kesmesi zor oluyor. Şimdi ben bunu ince ince doğrayacağım arkadaşlar. Yani kalınlığını çok kalın olmayacak şekilde. Şu şekilde. Keserken parmaklarınızı koruyun arkadaşlar. Şöyle biraz geriden. Arkadaşlar etin rengine bakar mısınız? Yani gel beni ye diyor zaten. Şimdi arkadaşlar etlerimi bir kaba alıyorum. Bunları biraz zeytinyağı, karabiber, tuz, baharatlarını ekleyeceğim. Şimdi ete biraz karabiber. Tuzumuzdan atıyoruz. Biraz da. Artı biraz da zeytinyağı atıyorum. Şimdi bunu biraz karıştıracağım şöyle. Evet. Bunu 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi İskenderimizin sosu için yaklaşık 2 kaşık tereyağı koyduk. Şimdi bunu güzelce eritiyoruz. Yani ben tereyağlı böyle bol tereyağlı seviyorum aslında. Yani üzerine böyle cozu cozu döktüğün zaman tadı da başka oluyor yani. Şimdi bunu eritiyoruz. Tereyağımız eridi. Biraz kızacak bu. Ya bunun kızdığını nasıl anlarsınız arkadaşlar? Tereyağı böyle köpürür. Köpürdüğü zaman kızdığını da anlarsınız. Bakın köpürüyor, yavaş yavaş köpürmeye başlıyor. Şimdi salçasını ilave ediyoruz. 1 kaşık salça. Görüyor musunuz arkadaşlar? Fokurdamaya başladı. Şimdi bu salçayı çözündüreceğiz. 1,5 su bardağı su ilave ediyoruz arkadaşlar. Sos için yavaş yavaş. Pul biber atıyorum ben. Küçük çocuklar olduğu için fazla acılı yapmak istemiyorum. Bir çay kaşığı kadar da tuzunu attık. Artık karabiberini atıyorum arkadaşlar. Çekilmiş karabiber. Kekik de atabilirsiniz. Yani sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Şimdi bunu yavaş yavaş karıştırıyorum. Kısık ateşte 5 dakika bunu pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar İskender'in altına koyacağımız pide içinde tırnak pidesi yaptık. Bunun videosuna da kanalımızda ulaşabilirsiniz. Ramazan ayındayız. İsterseniz şey de yapabilirsiniz. Bir pide alabilirsiniz ama onu biraz çıtır hale getirmek lazım fırında. Çünkü eğer zaten yumuşak bir pide veya ekmek koyduğunuz zaman üzerine sostan birlikte onun kıvamı böyle çamur gibi bir hale gelebilir. Onun için
biraz çıtır olmasında fayda var. Zaten sos koyunca yumuşayacak kendisi. Arkadaşlar sosumuzu da üzerine döküyoruz. Bol tereyağlı. Arkadaşlar etlerimi kızgın tavaya atmaya başlıyorum. Etlerimi atıyorum. Etlerimizi çok ince dilimlediğimiz için birkaç dakika içinde zaten pişmiş oluyor. Bakın görüyor musunuz? Biberle domateslerimi de aynı tavada kızartıyorum arkadaşlar. Bunları da İskender'in yanına koyacağım. Arkadaşlar İskender'imiz hazır. Üzerine sosunu döküyoruz. Bol soslu. Şimdi tereyağını arkadaşlar. Sesi duydunuz mu? Arkadaşlar budur ya. Olay budur ya. Arkadaşlar afiyet olsun. Kanalımıza üye olmayı unutmayın.